Herkese merhaba, ben Şenol. Farming Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu ara felaket sardım. Üst üste videolar atıyorum. Farkındayım Farming'in ama. Sardım. Dediğim gibi fena sardım. Parayı göstereyim ilk başta. 255 bin dolar. Artı görevleri bayağı bir yaptım. Çoğunlukla zaten görevden başka neden gelecek ki? Şöyle hemen göstereyim haritayı. Zaten 22-23-24'teki sahiplerle full anlaşmıştık. Şimdi 25-27-28'de de fullüm. Alayını fullledim. Açıkçası parayı tam ne yapacağım bilmiyorum. Tam böyle bir miktar para oluyor. Şunu yapayım. Sonra bir miktar daha artıyor. Şunu yapayım. Koyun işine gireceğim demiştim ki koyun işiyle alakalı her şeyim var. Ben niye arabaya bindim ki? Haritaları şeyleri gösterecek mi? Neyse şöyle çekeyim abi. Koyun işine gereken her şeyim var. Su tankeri anlaşılan gerekiyor. Hala bakmadım iş videosunda. Tamamen tahmini gidiyorum. Hani orada yazandan bahsediyorum. Onu da hemen göstereyim. Biraz ilginç bir şey de dur ilk başta bir koy. Dur. Kafa karıştırma. Temizlik için tahmin ediyorum saman. Koyunların ekinlerin peşine ki ekinleri hızlandıracağım zaman şu an çıkabilir onlar yakın zamanda. İkinci olarak su tankerim var. Halledebilirim. Kuru ot çim. Onun içinde çim içme makinesi aldım bir tane. Uç. Şuradan gösterebilirim. Garajımda gözüküyor değil mi? Aynen. Şunu aldım. Leli. Farklısını alayım dedim. Normalde benim standart kullandığım şu ikisi. Kotingerler. 2015'te de hatırlarsınız. Öne bunu takıyorsun ufağa. Arkaya büyüğü takıyorsun. Böyle geniş bir alanı temizliyor. Şimdi yeni bunlar çıkmış abi. Leli. Ki tahmin ediyorum millet buna yönelsin diye. Dikkat edin şeyine. 3.2 metre. Bu 3.1 metre. Arka tarafı 8.4 metre. Bu 9 metre. Yani kısacası Leli'nin alanı daha yüksek. İleri doğru şu götü de alacağım için direkt Leli'nin önünü aldım. Önünde şu an 0.1. Çok bir farkı yok ama olsun yine de iş yapar. Artı önünü aldım. Traktöre taktım ki traktörüm gayet iyi çalışıyor onunla birlikte. Bu abi full çimle... Ne oldu lan? Vay anasını. Neyse bu abi full çimle doldurdum. Gördüğünüz gibi ağzına kadar çim. 21 bin kapasitesi var. Full çimle doldurdum. 15-20 dakika tuttu tutmadı. Onun dışında 255 bin dolar şu an arsa almak istiyorum. Ama daha tam karar veremiyorum. Şimdi bu arsayı almak istiyorum. 1. Aşağıdaki arsayı almak istiyorum. 2. Onun dışındakileri de koyuna gömeyim diyorum ama bir yerden de harvester da alabilirim abi. Lakin harvester alasım var. Arsadan önce harvester almak bir nevi saçma çünkü elimdeki arsaları şu anki harvesterımla halledebiliyorum. Ki daha görev yapacağım ben illaki para kasacağım önemli değil yani bir dahaki bölüme de harvester alırım ben o arada birkaç saat oynarım muhtemelen. Ama şu anda rahatlıkla da sağlam bir harvester alabilirim yani koyun işine bulaşmazsak harvesterımız güzel bir şey olabilir. Veyahut koyun dedim abi koyun. Kıvırma Şenol. Koyun dedin kıvırma. Kaç tane koyun alalım abi? Ha bir dakika. Koyundan önce şuraların büyümesi lazım. Bizde herhangi bir şey yok. Arsalara bir bakayım. Ha şeyden bahsedecektim. Şimdi buradan bakıyorum hangisinde buğday arpa var. İşte çakallık yaptım kendimce. Buğday mesela 20 numara. Gidiyorum orayı ekiyorum. Ekim görevini alıyorum. Mesela 9 numarada öyle yaptım. Ekim görevini alıyorum ama... Pardon, biçme görevini alıyorum. Biçme yaparken arkada dağıtmak yerine topla, yere biriktir diyorum. Çizgi halinde bırakıyor ya şeyleri. Maalesef ama görev bittikten sonra o yerdekiler kalmıyor. Kalsa keşke oradan ben samanları toplarım. İstersem o samanları satarım veya koyunları kullanabilirim dedim ama neyse 11 numarayı alacağım zaten muhtemelen. Çim için onu halledeceğim büyük ihtimalle. Şimdi elimdekiler büyüme... Yo, daha var büyümesine baba. Daha büyümesine var. Neyse. Şöyle hızlandıralım. Şu an arsa almayacağız belli ki. Su tankeri artı... Bu gider mi ya? Bunun arkasında bir şey takılır mı? Takılmaz. Su tankerinin arkasında bir şey takılır mı? Sanmıyorum. Peş peşe dedim takıp götüreyim ama... Büyük ihtimalle o iş yalan. Koyunları taşımak için... O muhabbeti söylemiştim değil mi ben? Hayvancılıkta var. Koyunları taşıma olayı. Hayvanlarda hayvan... Şu abi var 24 bin dolara koyun, inek, domuz her şeyi taşıyor ki bir seferde kaç tane taşıyor emin de değilim ama yazmıyor. Sonuç olarak bunu almazsam eğer taşıma ücreti geliyor. Şu an mesela gideceğim bakacağım taşıma ücreti kaç para ona göre onu alabilirim. Yok bunun da arkasına bir şey takılmaz. Neyse önemli değil ya gel bakayım sen. Koyun yeri... Neresi? 11 numara. Bayağı yakın ya.
Oh, ama sen boşsun. Ha, diğer taraftan arkasında kocaman göl var ya. Bir şey olmaz. Işıkları yakalım. Buradan doğru iner, bir şey olmaz ya. Yardır Müsel. Ama oraya değil. Oraya değil. Orada var ya, dandik bir traktör olsa şu an kalmıştık orada. Muhtemelen geri geri itemeyecekti. Diyeceğim de 2724'te su var içinde aslında. Çok aman aman da bir şey yok. İtebilir de. Ama anlamıyorum. Bu tarlada mesela pislikler kaldı. Bu tarlada kalmadı. Bu arada... Aha bak, burası da büyüyor. Bu arada şey muhabbeti de varmış. Oo. Nerede ineceğim lan ben buraya? Şuradan hallederim galiba ya. Tarla ekilmiş, büyümüş halde ya, satın aldığın zaman ekinler de senin oluyormuş. Sıfır olmuyormuş anlaşılan. Öyle dediler. Daha satın almadım. Test etmedim. Garantisi yok ama öyle bahsediliyor. Yorumlarda okudum. Gel biraz daha abi buradan. Ya şu kadar girsen yeter mi? Yok. Aha, burası yetiyor. Lan var ya, reş gibi kurbağalı gölden dolduruyorum ha suyu. Neyse, içerler, bir şey olmaz ya. Bu bunu kaldırabilir mi? Kaldırır ya, o kadar da. Bir an tırstım. Bir an tırstım. Harbiden, ne yalan söyleyeyim. Bir an bir yusufladım. Dedim herhalde kaldıramayacak. Ama kaldırdı, problem yok. Koyun yeri, koyun işareti burası. Tahmin ediyorum koyunlar burada. Yine gece zifiri karanlıkta ne kadar göreceğim ya. Suları nereye koyacağım ben bunları? Neyi nereye koyacağımı da bilmiyorum hala. Tahmin ediyorum koyunları buraya koyacağım. Şu yandan malzemeyi alacağım. Tamamen tahmin bunlar. Yandan malzemeyi alacağım diye tahmin ediyorum. Ufak kulübe olduğuna göre. Şuradan yem mi su mu bu? Biri yem biri su herhalde. Herhangi bir şey var mı? Boşalt. Maksimum yem yalağı kapasitesi hayvanları 6 gün boyunca yemlemek için yeterli. Ulan hayvan yok ki zaten. Ama burası su anlaşılan. Oraya su koyacağız. Buraya çimi koyacağız tahmin ediyorum. 6 gün yeterli mi yani, vay anasını. Buraya da mı su koyuyoruz lan yoksa? Yok. Peki şeyi nereye koyacağım abi? Ha, otu buraya mı bırakacağım acaba? Otu belki de buraya bırakacağım ha. Bu hayvanların yatacağı yerde, temizlik için. Etrafına şöyle bir dolanayım bakayım. Ya ben niye uğraşıyorum ki abi? Test için... Ha, buradan alamıyorsun ki. Şeye gitmem lazım. Aracım nerede? Ha. Bunun hala ışıkları yanmıyor değil mi? Çıt 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 işaret çıkıyor, bunun ışıkları yanmıyor ya. Ya ben gidip şu 55 bin dolar aracımı alsam. Muhtemelen onun yanıyordur. Hayvanları da mağaza değil, aşağıda, yukarıda inekler var. Aşağıdaki... Nereden satın alıyorduk hayvanları? İplikhane. He, Meris Farm. Tamam. Meris Farm'da fiyatlarını görebilirim onun rahatlıkla. Haritanın sağ altında. 2 saniyede oraya yardırayım. Abi... Aha, F ile yanıyor lan bunun ışığı. Aklıma da geldi ha. Dedim fener gibi mi çalışıyor acaba? El feneri de F ile çalışıyor ya. O gün ben yanlışa basıyorum. L'ye basıyorum light'ta niyeyse. Direkt şuradan. Ya ortadan yardır git ya. Hayvan pazarı burası abi. Kaç tane koyun alacağım? Ona daha karar veremedim. Tanesi ne kadardı koyunların? Nereden satılıyorduk lan? Oradan değil. Buradan. Araç hayvan nakil iletişimi. Koyun 4000. Tamam mı? Satın al dediğim zaman 4150. 10 tane aldığımızı düşün. 1500. 24 bin dolar için. Oho. Kaç tane koyun almam lazım lan? 10. 20 taneyle mi başlayalım? Ya alasım da var bir yerden de yani, çok da alakasız ya. Onayla baba. 83 bin, 20 tane koyun. Al, tamamdır.
Su nerede? Burada. Koyunlarımız burada şimdi. Çimeni de getireceğim buraya. Tahmin ediyorum, bak dediğim gibi bu kesin olmayabilir. Ot kısmı biraz sıkıntılı. Tarlamın büyümesi lazım. Şöyle bir bakıyorum. Fazla bir şey kalmadı. Onu biçmeye başladığım zaman zaten şeyden sıkıntı olabilir. Oğlum buraya da mı su boşaltıyoruz? Su buraya. Burada su kabul edildi. Tamam eyvallah. Şimdi buraya ekstra su verebiliyor muyum? Veriyorum. Hayvan aldım ya. Onun için bir miktar daha verebiliyorum. Ya buraya ekstra bir tane daha su tankeri alınır ha. Bunu götür. Hayvanların yanına yapacaktım aslında şeyi. Arkada nehir var. Bu tarlayı alacağım. Buraya koyacaksın onları. Acaba satabiliyor musun? Sanmıyorum. Seralardan bahsediyorum. Satılabilmiyorsa aslında. Buradaki ağaçları temizleyeceğim zaten ya. Yamaçta en azından kendime yol çıkacak kadar bir bölgeyi temizlemeyi planlıyorum. Allah'ım daha büyümedi. Hazır su varken şunlara da 2 saniye bir bakayım. Yalnız bunlara da mı R'yla mı R'yla mı konduruyorum? Oha yavaş hayvan. Burayı R'yla dolduruyorum. Orayı I'yla dolduruyorum. Nasıl iş? Doldur. Maşallah bayağı da eksilmiş bu. Tanesi 2000 mi ne alıyordu galiba değil mi? Bayağı dediğin de toplasan %20 falan anca eksilmiş. Nasıl bayağı o? Tamamdır. 20 tane koyun aldık. Sularını koyduk. Sen burada kal. Çimenlerini götürelim. Yavaş. Gidişe bak gidişe. Yardır. Abi çekirdek gibi ya. Görevleri yapıyorum. Bir tane daha. Bakıyorum sabah 8 olmuş. Gözler kan çana almış. Diyorum bir tane daha yapayım. Bir tane daha. Abi paraya baksana, neredeyse $1,000,000 çıkartacağım şeyden ya. Hani harcadıklarım da var. Harcıyorum da şu ana kadar. Dur bakayım lan, hatta merak ettim. Sen şunu bir kap. Şunu bir götüreyim. Bir saniye. Çok merak ettim harbiden şu ana kadar. Hayvan şeyden, görevlerden kaç para kazanmışım? 38, 132, 191. Ya canım milyon falan boku çıktı da. Hani buraya 200'den hesap etsen 320, 330 desen $370,000 falan şu ana kadar görevlerden yaptım. Görevlerin en sağlamı 10.000 vermiştir. En sağlamı. O da bir tane mi iki tane mi ne öyle 10.000 veren var. 6.000, 7.000, 8.000, 5.000 hesabını yap. Öyle o kadar biriktirdim yani. Alayıyla kanki oldum ya. Oradan anlaşılır zaten. Doğru mu gidiyorum ben ya? Biraz yamuk sanki buralar. Çünkü bu arazinin oradan doğru gitmem lazım. Çok saçma sapan girdim ben. İlk başta suyla birlikte ne kadar verimliliği var. Sonra çimenle birlikte ne kadar. Büyüdü mü lan onlar? Büyüdü. Yavaşlat. Hatta yürü koçum benim. Emektar, muhtemelen son kez yapıyorsun bu işi kanki. Satarım bunu herhalde abi, çok masrafı var. Günlük masrafı hanımefendi yaptım ben. Hani görüntü Şahin, tripler Mercedes, öyle bir şey. Muhabbet. Şimdi bir dakika şeyi Ö'ye basacağız. H'ye basacağız. Bakayım bir saniye, bir testini yapalım da. Ne olur ne olmaz belli mi olur? Çizgi bırakıyor musun kanki? Aynen bırakıyor. Abi bunun kötü tarafı çizgiler çok sık bir kere. Arkasında yapacağım amelelik çok fazla benim. Onun hesabını yap. Sırf onun için bile şey alınır. Büyük harvester alınır. Şimdi ben onun arkasından manyak gibi dolanacağım. Diğer taraftan bu abiden bir tane de almam gerekebilir ha. 21.000'in hepsini ben boşaltmayacağım oraya. Ne bokayacağım? Doğru, bir tane daha alacağım ben bundan. Arkasından o pisliği toparlayabilmek için. Dur bakalım şimdi ilk başta doğru mu değil mi? Çimen tahmin ediyorum. Şurası çimen. Herhalde. He? Yalnız doldurmadan önce duruyoruz abi. Üretkenlik.
Temizlik %100. Su dolu. Kuru ot, çim. Doldur bakayım. Yok, doldur bakayım. Bu kadar mı? Şaka yapıyorsun. Sıçtık ya lan. Ben onu oraya yanaştırayım, bırakayım mı? Çok mantıklı. Şöyle dönersen ama sana zahmet. Tamam. Bunu buraya bırakayım da. Oraya bir tane de su yeri bırakacaksın. Kamyoneti yanaştırıp. Tamam değil mi bu? Tamam, bu kadar. Hemen verimliliği gösteriyor mu? Sanmıyorum tabii ki. Dolu gösteriyor mu? Abi, kuru ot veya çim diyor. O zaman çim acaba hiç mi gerekmiyor buna? Kuru ot dediği şeylerin arkasından topladığım... Muhtemelen var ya, sadece şu ikisiyle %100 olur ha. Hayvanlara her zaman suya ihtiyacı olur. Ayrıca temiz bir beslenme alanı ve biraz saman da gerekir. Besin karışımı şunları içerir. Kuru otla çimi karıştıracak mıyım yoksa... Aynen, karıştıracağım. Bir tane karıştırıcı alacağım, içinde karıştıracağım, yoksa %100 olmuyor. Tahmin ediyorum, bak emin değilim. Karıştırıcı da bu değil, değil mi? Bu makine saman balyalarını alır, inek ağırını, zeminini saman, yok değil. Şu abi, 41 bin dolar. Silajı, kuru ot ve saman balyalarını inekleri beslemekte kullanılan tam karışık tayına %60 temel besin, %43 besini içerir, dönüştürücü. Bunu da diğerini de hallederiz. Bir de bu var tabii de, bunu boş ver. Bu şunun birebir aynısı. Tek farkı litresi az ki olayı karıştırıyor. Balya olarak attığın zaman biliyorum, o büyük olanı, pahalı olanı boka bağlıyor işi. Ama gel gör ki hayvanların yanında silaj yapıyorsun ya, silajının yanına bir geliyorsun, süpürge gibi çekiyor. Kafa rahat. Şurayı da full yaptım değil mi ya? Bir dakika bir bakayım, yine de emin değilim. Galiba burası daha full olmadı mı? Kimdi bu? Deniz'di değil mi bu? Abi komşu da çok fazla olunca kafa karıştı iyice. Aynen, Deniz Cenkis. Bunu biçeceğim, ekeceğim. Pardon, biçeceğim, ilaçlayacağım. Muhtemelen temizlemeyle birlikte iş bitecek. 3 tanelik falan şey kaldı. 7 tane görev yaptım ben buraya. 172 bin dolarım daha var. Bir tane arsa alayım. Bu arada bizimki biçiyor. Buradan yol var abi. Şu yolun peşine olan yerden. Bir tane de şurada yol var aslında. Hiç yol açmama bile gerek yok. Doldu mu? Çalışıyor mu hala? Çalışıyor. 172 bin dolar. Bu göt kaç para ediyordu lan? Bunu satıp yenisini alabilirim ya. Hiç arazi almadan. 27. Oraya götürsen bunlar 40 bin dolar falan eder. En iyi ihtimalle 40 bin ettiğini düşün. Kaç para yapıyor ki? 210 bin dolar. 210 bin dolara yok ki abi. Benimkiler hep... Ya var aslında. Şu işimi görür. MF activate. Geri gel. Neydi lan o modelin adı? Lan şimdi baktım. 7347 S. Ha, modeli tıklayacaksın, aşağıda yazıyor, ben de... Yo. MF 7347 ise bu oluyor. Başka? 7347 ise bu oluyor abi. 7 metre, ey yavrum ey. Bu kaç metre? 9 metre. Tahmin ediyorum bu bile olur ya ona. Şunu alıp peşine bunu taksam... Yetmez abi, para yetmiyor. Kredi mi ödeyebilirim? Bakıyorum hemen. 300 bin dolar hala borcum var, deli gibi faiz ödüyorum. Borcu ödeyebilirim. O da olur. Karar veremedim. Bunlar çıkacak, bunların hepsini satacağım. Hoş, bunların hepsini bugün biçemem. Şimdi bir saatte bunları biçmesi tutacak ki arkadan şeylerini toplamam lazım. Baba, şundan bir tane al, arkadakileri toplamak için. Tahmin ediyorum zararlı bir iş olacak da en kötü satarım tekrar geri. Nerede o? Yükleme vagonu. Bir tane şundan. Aslında daha büyük mü alsam ya, almışken?
Bundan alayım bir tane. Arkasındaki samanları toplayalım. Kaç para kazanılıyor bir bakalım. Ekstra iş şu anlık farkındayım ama. Tamam, 100 bin dolar da geri ödeyeyim ben. En temizi. 200 bin dolar borcumuz olsun. Tamamdır. Borcu kapatayım ya. Aslında şu arsayı alacaktım bununla birlikte. 44 bin dolar mı ne etmesi lazım da. Malzemeleri satınca alırım ya. 40 bin dolar. Ne alabiliyorum lan burayı şu anda. Daha büyümedi. Ne ektik ki lan buraya biz? Emin değilim. Bir büyüsünler. Tam şeklinden anlayamadım. Valla ben ektim aslında ama şeklinden anlayamadım. Abi şuraya bak mesela, bunlar da duruyor, görüyor musun? Bazı arsalarda biçmediğim şeyler duruyor. Bazılarında durmuyor abi. Çözemedim o işi. Neyse, ben temizinden şunu kapayım. O arada temizleyebildiğim kadar orayı temizleyeyim. Bakalım bir tanesini doldurduğum zaman kaç para verecek, o da var. Merak ediyorum şimdi. Bir bölüm elimden geldiğince sokayım. Çünkü yetişmeyecek muhtemelen. Arsaların hepsini kesinlikle temizleyemeyeceğiz. Yani bir saati geçiyor oraları, o harvester'ın temizlemesi. Evet, ilk postayı bitirdim. Tam hemen hemen tarlanın yarısında bir posta doldu. Artı bu abi 6300 doldurdu. Tarladan ne kadar almıştım ya? Neyse, en sonunda hesap ederim abi. Üçünden 42.000'lik kanoli çıktığını hatırlıyorum. 42.200 falan. Tarlaya bakmıştım da unuttum be. Neyse, sorun değil ya. Tamamından hesap edebilirim rahatlıkla. Yalnız eziyet oluyor ya. Ufak ya abi, bakar mısın? Bayağı her bir araba boyuna bir posta şey çıkartıyor arkasından. Büyük harvester'ım olsa mesela 3 tanesini bir yere falan toplayacak. Düşün yani, 3'te 1'i iş yapacağım. Şu an bunun boyu ne kadar ki? Boyuna tükürdüğüm bacaksız. Ne kadar bunun boyu? 4 metre. Hoş, öbürü de 7 metre miydi? 7 değil mi alacağım ya? Şuna baktım ben. Büyük ihtimalle bunu alacağım. 773.47. Şu muydu onunki? Aynen, yok. Şu. 73.47. 7 metre, 7.6 metre. Aman aman da büyümüyor. 9 metrelik. Ya acaba buna o olur mu ya? Çok merak ediyorum. Borusu bayağı büyük gibi. Ama bunlar kadar büyük değil ya. Bunlarınki bayağı büyük. Bayağı arkadan pizana kadar gidiyor. Hani kalıp olarak aynı gözüküyor bunlar. 540 litre, 850 litre, 9000'e 12000. Ulan var ya. Şu 214 binliğe. Pardon, şununla onu karşılaştırıyorum ben. Şuna değil ki. 8600, 9000. Boruların boyutları. Sanki bu daha iyi ya. 214 bin dolarlığı alıp şeyin ucunu takabilirim. Ben büyüğüne bak abi. Eh yavrum benim. 14 bin litre alıyor. 12000, 12000. 377 bin. Çok uçuyor ya fiyatlar. Harbi diyorum, çok uçuyor bu uzun boruların. Ay. Buna hiç özellikle takmadım abi. Götünü kaldıramayacak biliyorum. Yanına borusu çok kısa. Yanına çapraz çapraz yanaşmam gerekecek falan. Neyse, bir posta abi. Bunu hayvanlara muhtemelen veremiyorum. Gidip denesem ya. Merak da ettim ha. Ama abi yer yok ki ya. Oha, üretkenlik %100. Sadece çim yetiyor. Acaba çim yerine kuru ot dediği bu yetiyor mu? Kuru ot, bak şey de var. Bu arada ilk başta şeyi söyleyeyim kafadan. Mesela böyle çok dar alanlarda birçok çizgi var ya. Bunun da çözümü var. Ki bunun çözümünün adı... Namlu yapıcıydı değil mi? Galiba bu. Bak mesela 14 metreye kadar yayılıyor abi. Bu zavacıngalar dönüyor. Hepsini tek hale getiriyor. Mesela atıyorum... Emin değilim ne kadarlık olur. 9, 14. 14 metrelikte 4 tane buradaki çizgiyi tek bir çizgiye getirebilir. Yani bu çizgilere manyak gibi git gel yapana kadar bununla her 4 tanesine bir sefer gidiyorsun. Tek parçaya çeviriyor, sonra o tek parçalara çıt 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 bitiriyorsun. Ama gel gör ki şeyi büyüttüğüm zaten. Büyüttüğüm zaman zaten 7 metrelik alacağım. Şimdi 9 metreliği bir araya getirsen ne olur, getirmesen ne olur. Hani ekstra boş iş çıkıyor ya. Galiba buydu. Bir tane de şey var çünkü. Ha yok. Tamam. O. Bunlar da kuru ot muhabbeti. Normal çimi biçiyorsun yerde bırakıyorsun. Sonra üstünden bununla geçince hemen kurutuyor onları. Ki karışım için gerekiyordu bunlar galiba.
uzun hikaye. Odunculuk muhabbeti falan dönüyor. Şimdi üretkenlik full olduğuna göre bunu rahatlıkla satabilirim. Odunculuk... Onun ufak bir testini yaptım. Odun eskisi kadar iyi para etmiyor ya. Uğraşısı... Hani yapacağım, yapmayacağım demiyorum da uğraşısı da pek. Ne bileyim. Bak bir tanesi, bak bir tanesi ki bu tarla tahminim iki tane çıkartacak. Kaç para verdin? $1,000. $24,000 bunu ağlamak. 24 defa bunu yapacağım ki sadece bu aracın parasını çıkartayım. Hesabını yap. Ki yavaş da iş yani. Ve şunu bitireyim. Her iki çizgide bir gidiyorum ya, çok dar oldukları için. Şöyle bir tanesinde tam dönmüyor. Hatta iki tane, üç tane de bir de gidebilirim ya. Yani. Yılan yapıyorum, sürekli yılan. Manyak gibi yılan çiziyoruz burada. Aslında iki tane de bir, tabii şöyle bir geniş alıp iki taneden bir de rahatlıkla alabilirim. 2-2-2-2 giderim. Hop, topluyor musun, topladım. Dolma hızına bakar mısın abi? Ya fena da değil ama yani. Düşün bu şeyin, biçer döverin 3 kat büyüklükte olduğunu düşün. Şunun 3 kat daha hızlı dolacak. Çok çok daha hızlı dolduracağım haliyle. Şunu al, sorun değil ya hangisini aldın. Ama şeyde şüpheye düştüm ya. Bu buğday sanmıyorum ki 2 katı çıksın. Ben çok daha hızlı biçer döver dolar diyordum. Dolmadı abi. Yani 84.000 normalde gelmesi lazım. Talaş abi, talaş yok ki talaşım. Odunculuk işinde talaşta fena para yokmuş. Odunun kendisi değil de talaş yaparak satarsan iş görüyormuş anlaşılan, da onun da ekstra ekstra işi var ya. Ya hepsine bakacağım, orası kesin. Bakmayacağım değil de hani hangisini düzenli yaparım bilmiyorum. Şu anlık görev akıyor abi. Silaja baktım duyduğum kadarıyla. Videoda falan da baktım. Silaj 2015'te benim para kaynağımdı. Burada pek bir alta yaramıyormuş. Çok az para getiriyor. Hani hızlı büyük miktarlarda yapılabilecek bir iş ama yine de ne bileyim, yapacağımı sanmıyorum onu eskisi kadar. Eskiden milyon dolar çıkartıyordum, bir tane silajı dolduruyordum ama bütün arsayı temizliyorum mısırla şeyle birlikte. Neydi, big bir şeydi, adını da unuttum onları, nasıl şey var mı lan burada, işte bakmadım onlara. Silaj makineleri Kron Big X, aynen aynısı vardı. Aa, onun büyüğü gelmiş, New Holland 480. Ya bir farkı olacağını sanmıyorum. Sonuçta bunlara işçi tutabilirsin ama bunların kendi deposu yok. Yanında bir tane araçla gitmen lazım. Onun yerine ben bunun arkasına iki tane şey takıyordum. İkiye kadar fırlatıyor çünkü o borusu. İki tane benim damperlerden takıyordum. Onlarla kendim elle topluyordum. Çok daha hızlı oluyordu. Bu abi burada bir posta daha dolar. Bu arazide kanolide de galiba bir sefer doluyordu. Bir sefer de çok az mı kalıyordu? Sen dön abi. Sen hatta işini bitir, öyle mi ben buraya başlayayım ya? Ya koyun işte, zamanı da hızlandıramıyorum ki, işin kötü tarafı. Koyunlar %2 şu ana kadar doldurdu yapağı litre. %100 olduğunda bunu satması var. Orada da herhangi bir aracım yok değil mi? Şeyi nereye bıraktım ben? Kamyoneti. Hayvan alım yerine koydum. Daha fazlasını mı alsam ya? Neyse şimdilik 20 taneyle testi yapalım abi. Sonradan buraya, veyahut da sen burada kal. Sen burada kal ya. Kalsın kalsın. Aynen sen burada kal abi. Bu araziyi bitirdiğim zaman bakalım ne kadar çıkacak. Bunların hepsini bugün kesinlikle bitiremem abi. Bu araziyi bitireyim, yan araziyi satın alayım, hepsine birlikte bu sefer arpa ekeyim. Bu üçünden arpa kaç para veriyor onu bir göreyim. Ondan sonra tam ne ekeceğimi öğrenirim. Abi şey olarak elimdekilerle anlaşılan, emin de değilim ne kadar doğrudur. Ekim makinesine bir bakmam lazım. Benim ekim cihazı bu, her halta ekiyor abi bu. Biçim cihazı olarak, garaja gel bakayım, bu neleri biçiyor? Harbiden biçiyor. Buna uç ekstra takabiliyorsun da. Adı ne o Zavazingo'nun ya? Bir dakika, şurada. Unutuyorum hep abi.
Şu üçünü ekebiliyorum. Bir de ekstra bunu ekebiliyorum değil mi? Aynen. Bende şu anda hiç yok. Ne diye geçiyordu o? Kanoli, ayçiçeği, soya fasulyesi. Soya fasulyesini de denemem lazım. Bildiğin düz ekiyorsun, düz biçiyorsun anlaşılan. Ekim aletimiz ekiyor. Biçim aletimiz biçiyor. Sıkıntısız bir şekilde. Fiyat olarak ama bakarsan bayağı fiyatı iyi. Bakalım 1900 oğlum, 1976 ya. Birim fiyatı olarak en fazla o var. 3 araziden acaba o ne kadar çıkartır? Eskaza şey kadar çıkartırsa, kanoli kadar çıkartırsa yaşadık. Muhtemelen fulleni eker biçerim. Ha, bir tane parça kaçırdım orada. Yalnız bu araziden ikinciyi de rahatlıkla dolduracağım. Buradan 2'yi dolduran, şuradan 3 doldurur, öbüründen 4 doldurur. Hesabını yap. Yani 10 defa falan doldururum da baktığın zaman da bu kadar çalışıyorsun, 10 defa dolduruyorsun, 11-12 bin dolar ancak kazanacaksın. 10 defadan bile fazla doldurabilir. Ya 12 olsun, 15 bin dolar kazan abi. Yani bu saman satarak bu iş olmaz. Bana göre. Kafama yatmıyor iş. Şu postada dolsun bakayım. Borusunu çıkarttı mı? Yok, çıkartmadı hala. Şu ana kadar bir sefer doldun oğlum, dolsana ya. Şu ana kadar çoktan ikincisi dolması lazımdı. Tamam, yardır. İkiden de fazla doluyor buradan. Çimin kendisi kaç para ediyor acaba ya? Çimi de bayağı hızlı doldurdum çünkü. Hani görev aralarında beklerken çim de satabilirim. Tabi bu ekstra inek için falan da lazım olacak. Bu ineğe kesin lazım oluyor, onu biliyorum. Yani en azından 2015'te oluyordu ki burada da olması lazım. Oha, domuzlar anasının gözünü istiyor, pardon, inek. Temizlik tamam. Abi temizlik %93. Bir dahaki postayı doldurduğumda bunu da götüreceğim ya. Tahmin ediyorum bunu atıyorsun ki temizleniyorlar. Öyle bir şey de olabilir ha. Eğer öyle bir şey varsa o zaman işte gözüm arkada kalmaz. Tamam, şu şurayı bir bitirsin bakalım. Ben bir posta daha bunu doldurayım. Bunu hayvanların yanına bir götüreyim bakayım. Bunları atabiliyoruz mu içine? Sonradan aklıma geldi. Yani hiçbir şeyi full almazken bunu zaten alacağını sanmıyorum. 6000 doldurdum, getirdim direkt ya. Şimdi abiler temizliği %93'te. %3 şu ana kadar doldurmuş. Üretkenlik %100 abi. Temizlik %93 olmasına rağmen hala üretkenlik %100. F1'e bir bas bakayım. Aha dur, yanlış yaptım. Buraya geldiğim zaman doldurma diye bir şey çıkıyor mu? Tahmin ediyorum buraya saman atabileceğim ama. Yok. Burayla alakalı bir şey yok. Ve üretim olarak da şöyle üretiyor. Nesne çok ağır, kaldıramıyorum. Fullendiği zaman götüreceğim. Abi temizliği nasıl halledeceğiz ya? Arka arkaya yanaşsam şuraya falan. Acaba onu da mı şeyin oraya ya? Şunu bir alayım oradan. Veyahut buraya yanaştırsam direkt. Ne olur ne olmaz, şunu alayım. Şunların hepsini bir deneyeyim. Ha burası yemlik yeri ama ya. Çek abi şunu şöyle. Buradan dönebilir misin sen? Dönersin. Arkaya yanaş böyle. Tamamdır. Temiz temiz arkada dursun. Yavrum be, traktörler deli gibi dönüyor. Buralara boşaltılmıyor. Sürekli olarak şeye bakıyorum. Boşaltma yere. Buraya boşalt diyor da buraya boşaltmıyorsun. Şuraya da muhtemelen boşalt çıkacak. Buraya da kabul etmiyorsun. Çevresinde yol yapmışsın. Herhangi bir yere boşaltma falan. Yok. Abi temizlik olayını nasıl halledeceğim ya? Temiz için saman gerekir diyor. Şu an var işte bende. Neresine sokacağım acaba? Buraya var ya kesin koyulur diye bakıyordum da. Şurada yazıyor abi muhabbet. Şimdi burada
Yok, bu değil. Çiftlik temeli, gelişmiş bilgiler, hayvanlar. Koyun. Koyun besini sürdükçe yapağı üretir. Koyunlar sadece çim mi, kuru ot yer. Yapağı satmak için koyun merasındaki palet. Paleti bir palet çatalıyla yakın. Tamam, onu biliyorum, onu biliyorum. Genel olarak temizlik. Bakın pardon. Hayvanlarla ilgilenmesi, onları beslemeli, su vermeli ve saman üfleyici kullanarak yataklarını değiştirmelisiniz. Şu muhabbet mi? Deme be. Hayvanlar yeterince mutlu olduklarını üreyecekler ve hayvan nüfusuna yenileri eklenecek. Aaa, kötü. Hayır, işin kötüsü ona balya lazım. Bununla da olmaz ki o iş. Yani onları toplayıp balya yapıyorsun ki balyayla şeyin içine atıyorsun, üflesin. Bu cihaz var burada. Ulan ona bir bakmam lazım, ona bakmadan bu kadar satın almayayım. Cihaz bu abi. Bu makine saman balyalarını alıp inek ahırlarını zeminini saman ile kaplamak için kullanılır. Niye inek abi? Neden inek? İki balya atıyorsun, basıyorsun, üflüyor anlaşılan içeride. Niye sadece inek yazıyorsun ki? Onu anlamadım ben. Ona bir tam bir bakmam lazım. Belli ki bu böyle olmuyor. Burada başka koyulacak yer yok. Ulan vardır ha, kesin bir tarafına sokuyorsundur bunu da. Şuralara atılmıyor abi. Şimdi shift I muhabbeti var da. Oha, olduğu yere atan diye bir şey yani. Onu istediğin yere dökebilesin diye. Bu şeyde geldi o da. 2017'de geldi bildiğim kadarıyla. Abi yatakları burası ya. Ataydık şuraya. Böyle geri geri yanaşıp mesela. Olmaz mı? Yok mu öyle bir dünya? Yok işte, anasını satayım. Yırtın, istediğin kadar yırtın. Şeytan diyor, buraya boşalttı işte. Tamam, ben onu bir dahaki bölüme hallederim ya, araştırırım. Hallederim bir şekilde. Çünkü muhabbet hayvanların çiftleşmesi de var anlaşılan. Çoğalıyorlar. Bak mesela şu anda eldeki koyunlar 20. Üretkenlik zaten hayvan şey üretimi. Tekrar üretim oranı diyor 47, 48 saat. Sonraki hayvan için süre 44 işte saat. Oyun saat tahmin ediyorum 2 günde. De ayrıca temiz bir beslenme alanı ve biraz saman da gerekir diyor. Tamam, ben onun kesin videosuna bakmam lazım. Tahmin ediyorum balya cihazı alacağız. Şimdi bu var kafadan. $25,000. Tamam, bu aman aman para değil ki, diğer hayvanlarda da lazım olacak. Onun dışında balya teknolojisi var. Ne tür balyaya gireceğime bağlı. Bu da mı balya yapıyor? Balya kolektörü, balya toplamak için. Yani yok, kolektör. Bu yuvarlakları topluyordu galiba, değil mi? Balya toplamak için kolaylaştır. Tamam, bu yuvarlağı topluyor, bu yuvarlak yapıyor. Yok, bu sarma. Silaja çeviriyor. O değil. Balya makinesi gevşek samanı, çimi veya kuru otu kullanışlı balyalara dönüştürür. Bu büyüğü 102.000. Bu büyüğü için toplama. 16 tane balya tutuyor kare. En iyisi bu abi. $70,000 toplaması, 102.000. Oha. Çiftleştirmesek acaba? Ha? Tanesi $4,000. 2 günde bir kaç tane veriyor acaba? Full temiz tuttuğunu düşünsene. Bir veriyorsa eğer. Hiç gerek yok, biliyor musun şu anda? Hayvan sayına göre vermesi lazım normalde. 20 tane var. 20 taneye tutup bir tane veriyorsa, 100 taneye 5 tane veriyor mu? Bunların hepsini araştırayım ben abi. Bir dahaki bölüme bakarız ya. Aynen. Bu abi yolunu şey yapmış. Buyurun. Tamam ya, ben bir dahaki bölümün başında muhtemelen buranın çoğunu biçmiş olurum. Ki sonuç olarak bir dahaki bölüme bakalım buralar kaç para edecek. Ne kadarlık var? Elimizde mal var mı bu arada? Yok, 500'lük kanalı var, 5000'lik şey var. Şunları da satarım ki boşaltırım burayı. Şunu şu tarafa başlatayım ben. 400. İki posta boşaldı, bir de 400 kaldı. Hayırlısı, merak ediyorum. Belki ben bugün yatmam iyice. Zaten sabah 6.30 oldu yine.
bayağı sabahın köründe. Belki bunun hepsini biçerim. Belli mi olur? Manyağım ben harbi. Harbi manyağım ben. 10 numara sesle de. Yürü be. Tamam neyse. Ben de bu kadar diyelim. Bu arada videoyu beğenmişsiniz de beğenmişsiniz de. Ben de mesela söyledim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. We'll be right back.